Herkese merhaba. Ben Başbu Uluslararası Danışmanlık Grubundan Cesur Başbu. Değerli yabancılar, bu yayınımızda sizlere Göç İdaresi'ndeki yeni gelişmelerden bahsederek devam edeceğiz. Göç İdaresi'nin bir gün önce yayınladığı duyuruyu olduğu gibi size ilk önce okuyacağım arkadaşlar. İstanbul'da ikamet izni başvurusunda bulunan ve 01.06.2020-17.08.2020 tarihleri arasında randevusu bulunan tüm yabancıların İkamet izni başvuru dosyaları posta kargo yoluyla alınacaktır. Yabancılar ikamet izni başvuru dosyasını e-ikamet başvuru kayıt belgesi ve başvuruya esas diğer belgeler başvuru yaptıkları ilçe göç çalışma grup başkanlarına posta kargo yoluyla gönderilecektir. Bakın arkadaşlar tekrar ediyorum İstanbul'da randevusu bulunan yabancı uyruklu vatandaşlar özellikle 1 Haziran 2020 17 Ağustos 2020 tarihler arasında randevusu bulunan arkadaşların göç idaresine gitmeyerek evraklarını PTT'ye teslim ederek ilçe göç çalışma grup başkanlıklarına iletmesi gerekiyor arkadaşlar. Burada en önemli en önemli hususlardan bir tanesi dikkat etmeniz gereken ne zaman evraklarınızı postaya vermeniz gerekiyor? Yani postalama tarihi. Örnek veriyorum 1 Haziran'da e, göç idaresinde randevusu bulunan bir arkadaşın 18 Mayıs'la 29 Mayıs arasındaki tarihte e, göç idaresine evraklarını PTT'ye teslim ederek göndermesi lazım. Bu tarihlemeye çok önemli. Buraya dikkat edeceksiniz. Yani 1 Haziran'da randevunuz varsa 1 Haziran'da evranızı göndermeyeceksiniz. Çünkü 1 Haziran'da evranızı PTT'ye vermiş olursanız bu sefer kaçak duruma düşmüş olacaksınız. Bu duyuruyu arkadaşlar siz e, okuyasınız diye hem YouTube kanalımızda hem WhatsApp'tan her yerden paylaşacağız elimizden geldiği kadarıyla. Hatta arayıp da sorabilirsiniz veya WhatsApp'tan da yazabilirsiniz. Yardımcı olacağız arkadaşlar. Böylece e, evraklarınızı tamamlayarak göç idaresine gönderme gibi bir sıkıntınız olmayacak. Diğer bir konuda arkadaşlar, evrağı tamamlayamayan arkadaşlarımızdan bahsediyorum. Yani burada göndereceğiniz evraklar çok önemli. Eksik olmaması gerekiyor. Eksik olduğu zaman göç idaresi sizi şahsen davet edecek veya belli bir süre verecek eksiğin giderilmesi için. Yani çalışın eksiksiz bir evrak gönderin. Eskiden nasıl yapıyorduk? Kira kontraktı düzenliyorduk. Efendime söyleyeyim sigortamız, randevu belgemiz vergi harçlarımız yine aynı şekilde tüm belgelerimizi tamamlayarak PTT'ye 4 adet fotoğrafla işte pasaportun giriş sayfası falan bu gibi evraklarımızı tam tamamlayarak PTT'ye teslim ederek göç idaresi ilçe çalışma grup başkanlıklarına göndereceksiniz. Herkes randevuyu nereden aldıysa örnek veriyorum Beylikdüzü'nden mi aldınız? Beylikdüzü'ne Fatih'ten mi aldınız? PTT'ye evraklarınızı Fatih'e teslim edeceksiniz. Yine tekrar ediyorum tarih aralıkları çok önemli. Postalama tarihi yani 1 Haziran'da eğer randevunuz varsa evrağı göndermeniz gereken tarih çok önemli. Duyurulardan buna lütfen dikkat edin. O tarihleri geçirmeyin. 1 Haziran'da gönderdikten sonra onun bir anlamı kalmaz. Zaten kaçak duruma düşmüş olacaksınız. Diğer ikinci bir konumuz da turistik ikamet izinleri. E, turistik ikamet izinlerinde arkadaşlar biliyorsunuz bunu daha önceki videolarımızda da söyledik herhangi bir değişiklik yok, bir yenilik yok. Göç İdaresi turistik ikamet izni uzatmalarını vermeyecek. Uzatmalar yani turistik amaçlı ikamet izni uzatmaları yapılmayacak. eğer biz her zaman söylüyoruz, yine söylemeye devam ediyoruz. Eğer elinizde bir fırsat varsa çalışma izni veya ev olarak veya öğrenci olarak veya evlilikten uzatmanızı yapabilirsiniz. Turistik amaçlı ama maalesef ikamet izni uzatmaları verilmeyecek. Farklı geçiş başvurusu yaparak almanız gerekiyor artık ikamet izni uzatmalarını. Bu konuda da elimizden geldiği kadarıyla size yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bütün en ince noktalarını, en ince detaylarıyla size anlatıyoruz. En azından bir nevi olsun. Bu konuda da size yardımcı oluyoruz. Diğer bir konuda arkadaşlar şu an ülkemizde ee, kaçak yaşamakta olan yabancılar yani eski Türkmen pasaportları veya vizası geçmiş yabancılar e, veya polis karakoluna e, düşerek tebrik atalarak e, çık emirine uymayıp hala Türkiye'de yaşayanlar, şartlı giriş çıkış daha önce yapan arkadaşlar... Sizler için de biz daha önceki videolarımızda da söylemiştik bir çözüm yolu var evet var. İnsani ikamet izni başvurusunda bulunabilirsiniz ama bunu bireysel olarak yani vatandaş kendisi yapamayacağı bir işlemdir. Bir avukat vasıtasıyla yapabilirsiniz. Ee, kâmet izni, insani kâmet izni biliyorsunuz uluslararası 6458 sayılı uluslararası koruma kanunun 46. maddesinde de eğer vatandaş ülkemizden çıkamıyorsa şu an ülkemizde ise ee, olağanüstü bir durum söz konusuysa başvuruda bulunabilir ve vatandaşa insani ikamet izni verilebilir. Sizler de bu başvuruyu değerlendirerek insani ikamet izni alacağınıza inanıyorum. Çünkü bütün şartlar var. Kapılar kapalı. Kendi ülkenize gidemiyorsunuz. Ee, buraca, burada kaçak yaşamaktasınız. Ee, ve bir şekilde insani ikamet izni başvuruda bulunup insani ikamet izni alarak hayatınızı en azından devam ettirebilirsiniz. Evet şansınız var arkadaşlar. Biliyorum şimdi herkes içinden en çok bunu soruyor. Şansım var mı? Alabilir miyim acaba? Evet alabilirsiniz diye düşünüyoruz. Yani tabii ki %100 hiçbir şeyin bir garantisi yok ama şu an için böyle bir kanun var. Şartlar da var şu an. Bence başvuru yapmanız e, gerekiyor diye düşünüyorum. Dediğim gibi e, tekrardan her şeyin üzerinden bir defa geçelim arkadaşlar. Göç İdaresi bir gün önce duyuru yayınladı dediğim gibi. Duyuruda artık kendiniz gitmiyorsunuz. 1 Haziran'la 17 Ağustos arasındaki randevusu bulunan yabancılar göç idaresine gitmeyecekler. Evraklarını eski sistemde uzatmada hani yapıyorduk ya, uzatmaları PTT ile gönderiyorduk ya, aynı o şekilde PTT ile teslim edecekler. Burada postalama yapılması tarih çok önemlidir. Yine tekrar ediyorum 1 Haziran'da gitmesi gereken bir vatandaşın 18 Mayıs ile 29 Mayıs arasında evraklarını teslim etmesi gerekiyor. Duyuruyu zaten olduğu gibi e, YouTube'da link olarak paylaşacağız. WhatsApp'ta paylaşacağız ki göresiniz ve orada ne zaman gitmeniz gerektiği hakkında bir fikir, bir bilgi sahibi olasınız. E, arkadaşlar... Evrakları tamamlamanızda, insan ikamet izni başvurusu yapma, yapmanızda, e, turistik ikamet izni Uzatılmıyor. Geçiş başvurusu, farklı ikamet izni amaçlarına geçiş başvurusu yapmanızda sizlere yardımcı olmaya hazırız. E, bu biliyorsunuz virüs döneminde de biz evlerimizden hizmet etmeye çalıştık. E, her zaman telefonlarımızı açtık. WhatsApp'tan sizlere yardımcı olmaya çalıştık. Elimizden geldiği kadar randevularınızı aldık. Kaçak duruma düşürmemeye e, uğraştık sizleri. Yine de sizlere hizmet etmekteyiz. Gördüğünüz gibi 2 ay sonra 60 gün sonra ilk defadır ofisimizden artık yayın yapıyoruz. İnşallah düşünüyoruz ki bu virüs belasını da atlatacağız. Her şey daha güzel olacak. Daha güzel günlere hep birlikte kavuşacağız. Efendim dediğim gibi bütün konularda ister insan ikamet izni, ister turistik amaçlı ikamet izni geçiş başvurularında efendime söyleyeyim ister PTT ile evraklarınızı göndereceksiniz ama nasıl göndereceğinizi bilmiyorsunuz. Bu konularda size profesyonel yardım sunuyoruz. Artık 11 yıldır ki bu yardımı siz değerli yabancılara ulaştırıyoruz. Efendime söyleyeyim yardımcı oluyoruz. Bizleri dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Yeni bilgilendirmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Sağlıklı ve mutlu kalın.